26. Söz Kader Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Ve in illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum Sadakallahul azim Kader ile cüz ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Birinci mepas kaderin niçin iman şartı olduğunu anlatmıştı. Kader nefsi gururdan kurtarmak için ve insanın yaptığı hayırlı hasenat, güzel şeylerle ondan teferun etmemesi yani fahre, gurura, ucuba girmemesi için kader yaptı her şey diyorduk. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke Kemin seyyatin fe min nefsik. Ayet-i işaret ettiği gibi iyilikler kaderden Cenab-ı Hak'tan, kötülükler ise insanın nefsindendir bunun niçin kader şartı olduğunu, kaderin iman şartı olduğunu okumuştuk. İkinci mefasta tekrar hatırlayalım hızlı bir şekilde. Ehli ilme mahsus bir tetkiki ilmiydi. Kader ile yani madem her şey Allah yazıyor Allah'ın programında aynı zamanda bizim de cüz'ü ihtiyarımız irademiz var. Biz bunları beraber nasıl düşüneceğiz manası vardı. İkisini nasıl birleştireceğiz tevfik ettireceğiz. Bu hakikate işareten de birincisi Kader dediğimiz şey adaletse, adalet hak sahibine hakkını vermekti. Adalet iki türlüydü. Buraları herkesin ezbere bilmesi lazım bu silsilevari hali de hem de aynı zamanda. Kaderin adalet olduğunu, adalet ise iki şıklı olduğunu. Birisi ihka hak, diğeri ise zalimleri tecziye, mutiilere itaat edenleri mükafatlandırmak manasında. İkincisi insanın bazı şeyleri bilmiyor olması, farkında olmaması onun olmadığı anlamına gelmez. Kader de öylelerdendir. Herkes insanın kendi ilmine münhasır değildir. Bilmiyor olman olmadığına delil sayılmıyordu. Bu manaya işareten üçüncüsü de kader ihtiyarı teyit ediyordu. Ref etmiyordu, iptal etmiyordu. Geçmiş tecrübi bilgilerimiz bize kuvvet veriyordu. O geçmiş tecrübi bilgiler kader programından geldiği için Cenab-ı Hak her şeyi bir miktar muayyenle, tayin edilmiş miktar, kıvam, ölçüyle yarattığı için o ölçüler değişmiyordu. Nasıl ki su 100 derecede kaynar, dünyanın her yerinde 100 derecede kaynar. Ve ben bütün yaptığım su ile ilgili programlarımı eksi bir de donar, yüz derecede kaynara göre yapıyordum. Bu benim ihtiyarımı kuvvetlendiriyordu. Dördüncüsü, ilim maluma tabi, malum ilme tabi değildi. Bunu anlamıştık. İlim, kader ilim nevinden. İlim ise maluma tabidir. İlim dediğimiz, bilgi birikimi dediğimiz şeyler geçmişte olan vücuda gelmiş hallerdir. Dolayısıyla bir takvim yaprağında güneşin yarın saat 6'da doğacağının yazıyor olması eskiden aynı tarih ve aynı zamanda güneş altta doğduğu içindir. Yoksa o takvim yaprağında 6'da doğacak yazdığı için güneş doğmuyor. Doğacağı bilindiği için yazılmıştı. Bir de meçhul olan, gaybi olan şeyler hakkında hüküm vermek noktasında bizce meçhul diyebilmek. Yani şöyle yapsaydım şöyle olurdu, böyle yapsaydım böyle olurdu, falan yapsaydım şöyle olurdu gibi şeyler ehl sünnetin mezhebinde ve itikadında yoktu. Neydi? Cebir mezhebi diyordu ki yaparsan olur yapmazsan olmaz. Cebir mezhebi diyordu ki yapsan da olur, yapmasan da olmaz. Mutezile diyordu ki yaparsan olur, yapmazsan olmaz. Fakat ehl sünnet vel cemaat diyor ki bizce meçhul başlangıçta üzerimize düşeni yaparız tevekkül manası ile neticeyi Cenab-ı Hakk'a havale ederiz. Altıncısı cüz-i ihtiyarının usul esası olan meylanda emri itibariydi. Yani insanın aklına gelen her şey insanı mesul etmiyor. Aklına geldiği şeyler vücuda getirmeden insanda bir muhakeme ile Kur'an-ı Kerim'in düsturlarıyla Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesi hesaba kitaba katılıyordu, düşünülüyordu, geri dönülebiliyordu. Yoksa ihtiyarımız elinden alınmış değil. İnsanda bir meyil var. Yedincisi ise insan bir şeyi ister. Bir çocuğu omuzuna alır. O çocuk der ki beni şuraya götür. Çocuğu oraya götürür. Ve sonra o çocuk yere düşer üşürse elbette babasına kızamaz beni sen buraya getirdin diye. Hatta üstüne bir de itap toka diyer. Aynen öyle de. Demek dua ve tevekkül meylan hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi tevbe ve istiğfar dahi meylan şerri keser tecavüzatını kırar. Dolayısıyla insan elinde hayırda hasenatta gayet kısa fakat şer ve tahribatta uzun düz ihtiyari namında bir şey var. O iki elin bir eline dua ve tevekkül vereceksin, elini hayra uzatacak. Diğer eline ise kısaltmak için şerde tövbe ve istiğfar verecek, kısaltacak. Demek meyla demek dua ve tevekkül. Hayırlı şeylere meyletmemize etmemize bir nokta istinad olduğu gibi istiğfar ve tövbe dahi şerli şeylerden uzaklaştıran en kutsi kal -a'dır. Üçüncü mepas, ikinci mepas da bu manada veçi tevfikini okumuştuk, anlamıştık. Şimdi işte bu manayla üçüncü mebhası okuyacağız. Üçüncü bahis. Nedir üstadım burası? Kadere iman, imanın erkanındandır. Kadere iman etmek imanın erkanındandır, rükünlerindendir. Nedir yani? Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. İşte şu ayet. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Yani olmuş olacak, nasıl olacak? Her şey Cenab-ı Hakk'ın şumullü, kutsi, mukaddes ve muhit ilminde ve o ilmin bir defteri olan levh-i ağzamda azam'da ayette geçiyor değil mi? fi levhin fi leh mahfuz öyle mi? 30. cüzde bir surenin en son ayetlerinden birisi levh-i mahfuz denilen büyük bir güncel tabirle tabiri caizse telefonlarımızda iki türlü harddisk var bilgisayarlarımızda iki türlü harddisk var birinci harddisk kısıtlı olan RAM belleklenilen anlık işlem harddiski bir de sabit bellek var sabit harddisk Levi mahfuz azam sabit bellektir. Bütün bilgilerin olduğu bellektir. Levi mahf ve isbat yani bir yıllık kader programının berat gecesinde yeryüzüne nuzul ettirildiği ve insanın cüz-i ihtiyarısının taallukatına bağlanmış olan o geçici bellek denilen levhi mah ve ispat denilen sayfedir. Tabi bunun için ayrı bir ders yapmak gerekecek. Oraya müracaat edilir sonra. Kadere iman, imanın erkanındandır. Biz neye iman edeceğiz o zaman? Hiçbir şey anlamamışsak anladığımız bir şey var. Allah her şeyi bila istisna, bila istisna, istisnasız, levh-i mahfuz azam denilen, ilmi ilahinin bir ünvanı olan kader defterinde yazmıştır. Her şey nasıl olmuş, nasıl olacak, hangi şartla olacak, Hangi olayın neticesinde olacak? Olacakken ona hangi sadaka engel olup da onu iptal edecek? Şimdi diyor ya adam sadaka belayı def eder. E, o zaman Allah yazdı. Ben sadaka verdim. O musibet gelecekken durdu mu? Evet. Nerede durdu? Geçici bellek olan levi mah ve ispatta durdu. Ama levi mahfuzu azam denilen sabit artistte o büyük bellekte o musibetin gelme şekliyle o adamın son anda zekat sadaka verip onu defettireceği de yazılı. İşte Levi Mahfuz Azam burası. Bizim kadere iman dediğimiz yer orasıdır. Yani Allahu Teala senin son anda vereceğin zekatta. Yani bütün olayları vukuat kabilinden yazmış. Neticesi. Ama Levi Mahfuz Azam da öyle değil. Mesela bir örnek vereyim buna. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor hatırlayın 16. lemada bir izah yapıyor. Ramazanda bir fütuh ve fereç gelecek demiş büyük İslam alimleri. Bu Ramazan'da bir kurtuluş olacak demişler. Fakat diyor Ramazan'da fütuh ve fereç olmadı. Fütuhat ve fereç olmadı. Kurtuluş olmadı. Diyor bu alimler ve evliyalar yalan mı söylüyorlar? Üstad cevap veriyor ona. Yani amiyane anlatıyorum. Diyor ki hayır. Onlar doğru gördüler. Fakat onlar diyor muallak kaderi gördüler. Yani şartlarla bağlı olan kaderi gördüler. Şartlar vücuda gelmediği için diyor olmadı. Camilere bit'a girdi. Şapkayla insanlar namaz kıldı. Şapkayla namaz kılan insanların ve bit'akar hocaların bazı bit'aları cuma namazındaki hutbenin tarzını değiştirmesinden dolayı yapıların, yapılan duaların engeline seçecekti, Olmadı. Bak şimdi velayet kübra sahibi bir zat olmuş olacak bütün hepsini söylüyor. Yani niçin duanın reddolunduğunu da söylüyor. Bak dikkat ettik mi? Levhi mahfuz azama göre konuşuyor. Ama velayet kübra sahibi değil de velayet sura sahibi ise fütuhat gelecek diyor. Fütuhat neyle gelecek? Mesela buraya biraz sonra çay gelecek. Ne ile gelecek? İbrahim yerinden kalkarsa, çayı doldurursa, Hasan abi de çayı koymuşsa o çay gelecek buraya. Fakat normalde çay gelir mi yoksa? Gelmez. Ama Leyvi mahfuz Azam'dan konuşan birisi olsa der ki Hasan abinin demlediği çayı İbrahim kardeşimiz alıp getirip masaya koyacak. Ali Osman abi de içecek. Bak bitti. Anlaştık mı İbrahim? Ne oldu? Normale döndü işte. <laughs> Kader böyledir işte. Levhi Mahfuz-u Azam'ı Bütünüyle görebilmek, bütünüyle ihata edebilmektir. Biz neye iman ediyoruz o zaman? Olmuş olacak, hangi şartlarla olacak, nasıl olacak, niçin olacak, neden olacak? Bütünü Allah'ın bir defterinde yazılı. Ama unutmadık. Dördüncü şeye döndük ikinci mefasta. Yazılı olması bizim irademizi bozar mı? Olmaz. Bozmaz. Biz sadece burada kadere iman derken neye iman etmiş oluyoruz? El cevap. Allah'ın sonsuz ilmine iman etmiş oluyoruz. Kadere iman demek bu demek. Kadere iman şu değil. Ya ben kimle evleneceğim? E, evleneceğim kızın adı belli mi? Ve evleneceğim erkeğin adı belli mi? Çocuğum olan mı olacak kız mı olacak falan. Kadere iman bu kadar basit bir mevzu değil. Kadere iman Allah'ın nihayetsiz ilmine iman etmek en geniş manada. Daraltarak gelirsen tecrübi şeyler kadere imandır. Allah'ın bütün kainatı bir intizamla, bir hikmetle yaratması kadere imandır. Ahiretin yaratılması kadere imandır. Mesuliyetlerin olması kadere imandır. Adaletin mutlak surette dünyaya tecelli edemeyip ahirete tehir edilmesi kadere imandır. Bunların detay. Ama en avan bir adam kadere iman derken neyi kasteder? Benim gibi cahil, ami bir adam bazı şeyler olmuş olacak. Nasıl biliyorum? Aynen öyle de Cenab-ı Hak bütün kainattaki hadisatı nasıl olmuş, nasıl olacak, hangi şartlarla olacak? bunların tamamını ihata eder külli ve umumi bir nazarla her şeyden haberdardır. Bizim haberimiz olmadan bir yaprak yere düşmez ayet kelimesi işte bu sıra işaret eder. Veyahut da hiçbir şey yoktur ki he? ha Allah'ı tesbih etmesin. Hiçbir şey yoktur ki o tesbih edenlerin de yazılı olduğu bir defter olmasın. Hemen seni de kurtaralım. O ayette kurtaralım yani. Allah'ı tesbih edenlerin yazılı olduğu bir defter olmasın. O defterin adı Levh-i mahfuz Azam'dır. Allah'ın ilmi ilahisinin defteri. Ya bu defter derken şöyle bir defter hatırınıza getirmeyin yani. Şimdi bir defter, şimdiki defterler nasıl? Hard diskler değil mi? Flash bellekler. Bu, bunun gibi serverlar. Şimdi Allah'ın nasıldır? Biz mahiyeti bizce meçhuldür. Fakat ilmen vücudunu kabul ederiz. Allah'ın bütün olmuş olacak her şey yazdığı bir program var. Yoksa Cenab-ı Hak Ebu Cehil'in cehenneme gideceğini biliyor muydu? Biliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam niye gitti ısrarla anlattı? Acayip bir şey bak. Şimdi bunlar çok ince sırlar Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Tebbet suresi nazil olduktan sonra Ebu Leheb 8 sene yaşamış. Yani Ebu Leheb'in elleri kurusun kurudu kuruyacak iman etmedi. Manasındaki gayet. Şimdi bu ayet-i kerime nazil oldu. Allahu Teala'nın ilmini Peygamberin peygamberliğini tekzip edecek Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in ve müşriklerin ne bir fırsat geçti. Nedir bu fırsatın adı? Gidip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a deseler ki yalandan. Ben iman ettim kardeşim. Bütün Kur'an, bütün Risalet hepsi boşa gider. Yani gitse dese ki ya ben iman ettim kardeşim. Hemen ne olacak? E hani senin Kur'an'ın iman etmeyecek diyordu Ebu Leheb için. O zaman Muhammed'in bütün söyledikleri yalan. Haşa. Sizin kitabınızda yazan bütün her şey yalan. Senin ilahın sana yalan haberler söylüyor. Bitti. Allahu Teala'nın güç ve kudretini görüyor musun? Ne kadar geniş muhit bir kudret. Yani sekiz sene adam gitti ya o yalandan de ki, ben iman ettim de kardeşim. Diyemiyor bak. İşte neyi gösteriyor? Bir levh mahfuzu azamın vücudunu bize ispat ediyor. Levh-i mahfuzu azam da biliniyor. Ama bilmiyor diye iki tane sahabe, iki tane de melek Ebu Cehil'in koluna girip, Ebu Leheb'in koluna girip, Ümmü Cemil'in koluna girip ya sakın iman etme dediler mi kardeşim? Hayır. Ama aynı şekilde ayet ne dedi? E enzertehum emlemtum zirhum la yu'minun. Sen anlatsan da anlatmasan da onları iman etmeyecek. E sual e, burada cebir diyor. Nedir bu cüz-i ihtiyar ne kadar hassak altından cebir çıkıyor işaret-ül icazda? Üstad ne diyor? Nasıl bir izah yapıyor orada hatırlayalım mı? Açalım mı orayı? Bak çok derinleşir ama. Ne yapalım? Açalım. Efendim. Sonra şey, iman etmiyor ya. Evet. Peki, pek kendimiz o sürede devam ediyor mu acaba? Evet, evet, devam ediyor. Efendim bak etmeyeni bildiği halde devam ediyor. Hı. Oradaki diyor bunun için mühürlenen kalpler bahsi var işaretulayacağız da. Orayı iyi anlamak lazım. Yani onun için iki ders yapmışız da biz. Fakat şimdi çok kısa sadece bir kısmını okuyacağım ben size. Tamamını okumak imkansızdır da. Fakat buradaki kardeşler abiler ısrar ettiler. Orayı okuyacağım sadece. <laughs> Bak şurada. En zertehum em lem la yu'minun. Hatemallahu ala gulubihim ve ala semihim ve ala sari mışahı ve azim. Onlar diyor kalpleri mühürlendi diyor ya. E diyor ki Allah kalbini mühürlediyse adamın ne suçu var? Ayet şimdi eten diyor ki onların kalpleri mühürlendi. Şimdi bunu anlamayan adam şunu anlamıyor demektir. Bir Kur'an-ı Kerim'in bir esbab-ı nüzul var. Bir tertip sırası var. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiği ayetler. Mesela Elif, La, Am, Mim ilk ayet-i kerime değil ki. Zalikel kitabül arabe fi ilk inen ayet-i kerime değil ki. Mesela ilk inen ayet-i kerime Kur'an'ın en son cüzünde. Burayı bir defa iyi anlamak lazım. Bir de bu manada Üstad Hazretleri bir ifade kullanıyor. Diyor ki, bak şuradaki ifade. Yani inzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır? Cevap. İnzar yapılmadığı takdirde teklifte yapılmazsa ademi tecziyelerine bir hüccet olur. Zira biz ne yapalım? Ne tebligat yapıldı ne de tekliften haberimiz var diye mücazattan kursana bir medan olur. Sual. Cenab-ı Hakk'ın onlar hakkında küfür ve temerrütlerinden yaptığı ihbar onların imana gelmelerini imtina derecesine çıkarıyor. Mümteni ve muhal olan bir şey teklif edilebilir mi? Yani Cenab-ı Hak onları iman etmeyecek diyor. E en zerto. Buradaki iki tane E'ye basmasının sebebi ne yaparsan yap anlamayacaklar onlar diyor. Ama bu şu demek değil. Ne yaparsan yap anlamayacaklar. Öyleyse Peygamber Efendimiz ayet indikten sonra şunu yapmamış. Ya zaten anlamayacaklar. Ne anlatayım ben bunu? Değil. Efendimiz tebliğe devam etmiş. Ama orada ne var? Allah'ın külli ve muhit ilminin kader programının ispatını yapıyor Cenab-ı Hak. Ben onları ilmezelimle biliyorum diyor. Şimdi burada da şunu soruyor. Diyor ki yani Cenab-ı Hak onların küfür ve kafirliklerinde inatçı dinsizliklerini biliyor. İhbar etmiş, haber vermiş. Tebbet suresi gibi surelerde veya işte ve ala gulubi ma ala sarim gışabeh gibi ayetlerde veyahut da innellezine keferu sevaun aleyhim enzertum emlem tumzirhum la yu'minun gibi ayet kelimelerde Allah onların iman etmeyeceğini söylemiş. Peki adam bu ayeti duyduğu anda hemen gidip iman etmesi lazım. Onların imana gelmeleri deresine çıkardı. İntina. Yani bir, iki sebep var. Duyduğu anda gidip ya iman etmesi lazım. Ya da Allah o hükmü verdikten sonra adamın daha iman etmesi imkansızlaşır. Kader eğer müdahale etseydi, hükmü de Allah vermişse daha iman etmesi imkansız. O zaman bu teklif muhal olur. O zaman adamlara niye Peygamber Efendimiz tebliğe gitmiş? Veya onlar niye imana davet edilmiş hala? Cevap. Cenab-ı Hakk'ın ihbarı, ilmi ve iradesi sebepten katkı nazarla yalnız küfürlerine taalluk etmez. Yani Kur'an-ı Kerim'den bu ayet. Sebepler at bir kenara. O adamın ellerini kollarını bağlamadı. Orada Allahu Teala kendi ilmini gösterdi. Dedi ki benim ilmim kainat ihata etti. Delil getiriyor. Bunlar iman etmeyecekler diyor. Burada biz ne anlıyoruz? Onların küfürlerinden ziyade Allah'ın muhit ilmini anlıyoruz. Ancak ihtiyarlarıyla küfürlerine birlikte taalluk eder. Allahu Teala onların o iradeyi kullanacaklarını da biliyordu onun için bu ihbarı yaptı. Bu ise ihtiyarlarını nefret etmez ki yani iradeleri elinden almaz ki mesela ben bakıyorum mesela. Bizim Mustafa'ya diyorum ki Mustafa'nın ki hallerine bakıyorum. Bir haftaki hallerine bakıyorum. Tesbihat ezberlenecek Subhaneke'yi Allah'lar. Allah. Diyorum ki Mustafa akşama bu tesbihatı ezberleyemez. İbrahim abi de kızıyor onlara İbrahim kardeşimiz de. Diyor ki ya hadi kızım bak Ali Osman abi kızacak şimdi diyor. Tesbihatı bir an önce ezberlememiz lazım diyor. Ben de İbrahim'e diyorum ki İbrahim sen karışma. Sen anlatsan da anlatmasan da onlar kabul etmeyecek. Akşama kadar bu tesbihatı ezberlemeyecekler diyorum. Şimdi Mustafa'nın koluna iki tane adam girip tesbihat ezberle mi dedi? Veya ben dedim ki İbrahim Bey bu davetten vaz mı geçti hafız? Yok hayır İbrahim akşam adı onlara söyledi. Bakın tespih et yapamazsanız gece görüşeceksiniz özel odada dedi. Değil mi? Değil mi İbrahim? Nerede İbrahim? İbrahim? Ha su almaya gitmişti peki tamam. Şimdi Mustafa'nın iradesine taalluk etti mi bizimki? Fakat Mustafa'nın geçmişte yaptığı şeylerden biz yola çıktık ki Mustafa bu işi saf saklıyor. Onun için cüz-i ilminimle ben Mustafa'nın akşama tesbihat ezberlemeyeceğini bilmişsem. Allahu Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarıyla Efendimiz bu kafirlere yüz defa gittiği halde o zaman bu neyi gösteriyor? Bakın dikkat edin vukuattan sonra iniyor ayet. Yoksa vukuat olmadan tebliğe gitme demiyor. Bu ince detay burası. Vukuat olmadan tebliğe gitme sakın demiyor. Efendimiz yüz kere gitmiş kafirler kabul etmemiş Efendimiz üzülmüş. Üzülme diyor ya. Anlatsan da anlatmasan da onlara iman etmeyeceklerdi. Bak ne oldu? Anlaştık mı şimdi? Burada Allah ilmini gösterdi bir ayetin içinde. Bir ayetin içinde Kur'an'ın mucize olduğunu gösterdi. Bir ayetin içinde kafirlerin inatçı dinsizliklerini gösterdi. Bir ayette de Efendimiz'e teselli verdi. Çünkü Efendimiz çok üzülüyordu onlar için. Sen vazifeni yaptın dedi. Yoksa anlatsan da anlatmasan da kabul etmezler demek teklif yapılmadan olsaydı cebir olurdu. Teklif yapıldıktan sonra defalarca hala kabul etmeyince hatta gündelik hayatta biz hepimiz diyoruz. Ne diyoruz? Ya yapsan da yapmasan da bu adamdan bir şey olmaz diyorsun mesela. Misal. Bu onun gibi güncel tatbikat. Bakın bir şey söyleyeyim size. Risale-i Nur'da siz Risale-i Nur'daki bir mevzuyu eğer aklınıza yetiştirmişseniz, yerleştirmemişseniz çay istemeye bile tatbik edersiniz o mevzuyu. Anlatabildim mi? Her yere tatbikatını görürsünüz. Mustafa'nın tesbihatını için ezberlemediğine de kadar da tatbik edersiniz. Yani iyi idrak ettin mi misaller verebilirsin. Ama siz bir mevzuda eğer misal getiremiyorsanız kendiniz daha mevzuyu idrak edememişsiniz demektir. Üstad Hazretleri diyor ve hakeza sen kıyas et misalleri diyor misal. Sen misal çıkartabilmen lazım. Tabi burası çok ilmi ve derin bir yer işaret edeceğiz da. Başka zaman okuruz. Buradaki maksat neydi? Allah'ın ilmine, külli iradeye, külli ilme iman etmek kastediliyordu. Evet şimdi ne oldu? Kur'an-ı Kerim'in verdiği ihbaratı ı gaybiye. Kur'an-ı Kerim mucizelerindendir. Bir, hakayık-ı kevniye. iki hakayık-ı gaybiye. Üç, hakayık-ı ilahiye. Hakayık-ı gaybiyenin istikbale ait, vukuata ait, aynı zamanda başka yerlerde olan bir de maziye ait. Maziye ait olan hakayık-ı gaybiyeyi Kur'an-ı Kerim doğrularını, musahihane, doğrularını olduğu gibi yanlışlarını musahihane naklediyor. Kur'an'da peygamber kıssalarının geçmesinin bir sebebi budur. Çünkü o zaman da biliyorlar geçmişte olan hadiseleri. Yalan yanlış bilgiler geziyor Efendimiz'e soruyorlar. Efendimiz de diyor ki Cenab-ı Hakk'a soruyor bir cihette ayet iniyor. Sana diyor Medyen kavmini soruyorlar. Sen anlat onlara diyor. Yanlış bilgi. Bir de ne var? Gelecekten soruyorlar. Mesela ne? İktara ve saat. Misal yani vakit yaklaştı. Küllatin garip gibi ayetlerle kıyameti anlatıyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ilminin muhitleri biz nereden anlıyoruz? Hangi ayet-i kerimeden? İşte o ellezi vel hayat amele. Devam edelim. Ve dünya bi masabiha ve cealnaha rucumel Bir. Bir de Rahman suresinde bir ayet vardı. Bazen soruyoruz ya size. Hangi ayet? Ya ma aşaral cinnin istata samawati vel Devam. La tenfuzu illa bir sultan. Bak. Siz diyor nasıl bir sultana, nasıl bir ilaha karşı geliyorsunuz ki eğer gücünüz yetiyorsa çıkın muhitinden diyor. He? Ududuna. Çıkın hududundan. Çıkabilir misiniz? bak ne oldu? Cenab-ı Hak külli kader programıyla her şeyi söylüyor. Veyahut da ne diyor? 3-5 sene içinde diyor Rumlar galip olacaktır diyor. Gulibetir Rum. esinin yani 3 ila 9 sene arasında galip olacak. Kayıptan Kur'an haber veriyor. Veya Peygamber Efendimiz Mekke'den kovulduğu bir dönemde bir cihette hicrete mecbur edildiği bir dönemde inna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma tegaddeme min zembike ve ma teakhara yani biz o fethi, Mekke'nin fethini sana yakın bir zamanda mübarek kıldık. Şimdi düşünsene. Yani gidiyorsun, terke mecbur kalmışsın ama ayet diyor ki yakında fetih sana verilecek. Orada diyor, ne diyor ayette? Devamında düşünelim bakalım bir. La tehaf. Yani korkmadan tavaf ve umre ve hac yapacaksın orada diyor. Ne zaman? İki sene içinde aynen öyle olmuş. İki sene içinde. Veya izaca nasrullahi vel fetih gibi ayetler. Bu gibi gaybi haberleri bize veriyor. E bu nedir o zaman? Külli ve umumi bir ilimdir. Bizim kadere iman dediğimiz mesele buna imandır işte. Yani Allah her şeyi bilir. Bana bakan faydası ne? Başıma gelen musibetlerde ne derim? Derim ki ya Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş. Hüznün ve yeisin ilacıdır. Yoksa kader dediğimiz şey geleceğe ait suç atmak manasında tembelle sebep olacak bir mana. Bir hakikat değildir elbette. Bunlar tabi ince ince manalar. Bu incelikleri ciddi anlamak lazım. Şimdi bir cümleyi anlattık. Onun için ne kadar gideceğiz bilmiyorum. Kadere iman, imanın erkanıdır. Niçin kadere iman ettiğimiz anlaşıldı değil mi? Yani ben niye kadere iman ediyorum? Kader Allah'ın ilmine iman etmek. Allamul huyub, kaybı bilen, olmuş olacak geçmiş ve gelecek ve vukuatı bilen ve ilmiyle kainatı ihata eden alimul gaybi ve şehade huver <laughs> rahmanur rahim olan Allah'a iman etmek demektir. İşte her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiri iledir. Kadere delail-i kat'iyye o kadar çoktur ki had ve hesaba gelmez. Biz basit ve zahir bir tarz ile şu rükni imani ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu bir mukaddeme ile göstereceğiz. Mukaddeme her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını ve rad bin radbin ve yabisin kitabin mübin gibi ayet-i kerimeler Kur'an'ı ayet-i Kur'an'iye tasrih ediyor. Çok açık söylüyor. Ve rad bin radbin ve illâ fî kitabin mübin. Yani bu kitapta yaş, yaş ve kuru her şey vardır demiş. Size bir kısa anlatayım. Birisi demiş ki Kur'an'da demiş muhterem yaş ve kuru her şey vardır demiş. Demiş peki hangi ayet-i kerimedir bu demiş. Efela yeşkurun demiş yani yaş kuru yani. <laughs> Tabi çok ilmen bu ayeti bilmediği için efela yeşkurun. Yani yaş kuru her şey var mı Yani yaş ve kuru her şey vardır. Bu manaya gelir. Orada birisi var ama göremiyorum Safa bir sen Ha şimdi gördüm. Uzak kalmasın. Böyle ilmi derslerde mümkün mertebe ders makamına muhatap olmak lazım. Yoksa şey olur. Yani mana kaçar. Mana bozulur manasında. Böyle istifade etmek manasında pek çok ayet-i Kur'an'ı ediyor. Ve şu, hakik, şu kainat denilen kudretin Kur'an-ı Kebir'inin ayatı dahi şu hükmü Kur'an'ı nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezzin ve imtiyaz gibi ayat-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor. Yani kader dediğimiz şey mühendislik projesidir. Anlatabildim mi? Mimari projedir. Kader dediğimiz şey statik projesidir. Aklımıza bugün güncel ifadeler ifadelerle benim? Kainatta ne varsa her yerde bir intizam, bir hikmet, bir ölçü olduğu görülüyor. Bunu anlamayacak kadar hiçbir şey yok. Hele bu asırda elhamdülillah anlamak kadar kolay ki teknoloji geliştiği için artık gaybi şeyler de yani o mahsusattaki vehmiyet artık bediyat seviyesine gelmiş. Bugün bilim, teknoloji neyi keşfederse bakıyorsunuz ki ölçü var, intizam var, kaide var, kural var. Cenab-ı Hak o zaman bir yerde intizam ölçü varsa bir program var. Şimdi basit bir örnekle bunu anlayalım. Ya şimdi basit insanlar bir bina yapacaklar, bir ev yapacaklar. Doğal gaz çektirecekler evlerine. Proje çizdiriyorlar öyle mi? Araba yapacak adam. Önce neyi yapıyor? Projesini, prototipini yapıyor. İşte biz burada mesela dershane yaptık. Ezbere mi yaptık? Şimdi burası mesela Allah'ım güzel oldu. Neye göre yaptık? Mimar efendi, mimar hanımefendi 3-4 gün, 5 gün, 10 gün sadece şurası için. Bakın sadece burası için. Burayı projelendirdi, çizdi, sonra üç boyutlu hale döktü değil mi? Renderladı. Bak ya basit bir yer. İntizam ne görünüyor ama? içeriye kim girse diyor ki, kim girse bilayısına. Ya burada mimar çalışmış belli diyor. Mimar yapmıştı. Nereden anlıyor? Çizim var. İntizamsız hiçbir şey yok. O zaman intizam bize neyi gösterir? Bir nazzamı gösterir. Nizam nazzama delildir. Yani nizamla, intizamla iş yapan, iş koyan bir adam. beşer bunu yapacak. Her şeyin protokolü bir önce de çizecek. Allah kainatı yaratacak. Allah kainatı bir kader programı yazmadan yaratacak. Olur mu böyle bir şey? Yani hangimiz plansız programsız iş yaptık? Gittin Samsun'a. Ne dedin? Abi savrum yapacağım. Akşam dershanede savrum yapacağım. Evraklarımı hazırladım. Bak plan program. Samsun'a gideceğim. Oradan çıkıp iftara yetişeceğim. Öyle oldu mu? Peki plan program proje olmasaydı öyle olur muydu? Olmazdı. Bugün beşer en adi basit işlerinde plan programla projeyle hareket edecek intizama tabi olmak için Cenab-ı Hak haydi nasıl olursa olsun diyecek. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Olamaz. Zaten olmadığına delil ne? Kainatın hadsiz adedi bize buna delil gösteriyor. Yani milyarlarca kan grubu yok. Alt tane kan grubu var. Herkes aynı çıkıyor. Basit yani. DNA'lar, DNA RNA'lar bir bakıyorsunuz ki parmak izlerinden tutun, o irislerden, gözlerden tutun da ne kadar ince detaylar var. Bu neyi gösteriyor bize? Hikmetle tanzim eden bir nazamı gösteriyor, münazzımı gösteriyor. Ya. Evet, ayat-ı Kur'aniye, nizam, mizan. Yani nizam, ölçülendirmek, mizan, dengeye koymak, intizam ve tasvir, şekillendirmek, suret vermek. Dedik ya bak projeyi çizdi adam, bir de renderladı yani üç boyuta döktü. Tasvir, tezyin ve intiyaz, ince detaylı farklılıklar gibi ayatı tekminiyesiyle tasdik ediyor. Evet şu kainat kitabının manzun mektubatı ve mevzun ayatı şehadet eder ki yani şu kainatta intizamlı görünen Cenab-ı Hakk'ın bize yazdığı mektup. Yani şu ağaç ya şu çiçek şuna baksana ya. Şimdi bak intizamsızlık içinde bir intizam var. Niye? Kenarlardaki yapraklar yeşil ortasındaki kırmızı ve ortasındaki kırmızıda zahiren bir intizamsızlık var. Metreyle belki ölçseniz aynı değil. Ama intizamsızlık içinde bir intizam görünüyor. Ne kadar ince değil mi? Mesela insanların simalarında intizamsızlık var. Nasıl bir intizamsızlık var? Kimsenin ki kimsenin aynısı değil. Ama ne var? Herkesin kafa şekli, göz şekli, gözünün konuşlandırılması, bunun nereye geleceği, ağzının dişinin nerede olacağı, dişinin ağzında kaç tane olacağı. Ne oldu? İntizamsız, hiç kimsenin birbirine benzemezken İntizamsızlık içinde bir intizam var. Yani esas azada ittifak, esas azanın adalete bakan yönüyle insanların haksızlık ve hukuksuzluğunda ayırt edilmeleri için, birbirinden tevfik edilmesi için rahmetin tecellisi olarak herkesin siması birbirinden farklı. Parmak izi merhametin tecellisidir. Eğer parmak izi olmasaydı 7 milyar insanın yaşadığı bugün bu dünyada hırsızlık, ifsizliğin adli hesabı olmazdı. DNA, insanın saç kırından her şeyin ortaya çıkarılma meselesi olmasaydı, bugün insanların hak hukuk adaletinden bahsedilemezdi. Bak ne oldu? Allah merhamet eseri olarak kader programından benim vücuduma koyduğu şeyleri açığa çıkarttı. Adem Aleyhisselam'da da vardı parmak izi. Ama o gün o günkü teknoloji onu bilmiyordu. Niye? O gün buna ihtiyaç da yoktu. Zaten 100 tane adam vardı herkes birbirini tanıyordu. Şimdi milyarlarca olaylarda ne yapıyor adam? Robot resmini çizdiriyor polise. Yüzündeki bazı işaretleri çizdiriyor. Oradaki birkaç e, ne diyorlar ona? E, materyal mi diyorlar? Materyalden parmak izine bakıyor. Hırsızın kim oldu? 7 milyar insan içinde ayrılıyor. Ne oldu? Kader bunları eğer intizamsızlık içinde bir intizamla yaratmasaydı bugün çok hukuklar paymal olurdu. Şimdi kadere sen nasıl adil değil diyeceksin. Adalet tecellisi olarak sana bunları vermiş. Devam ediyoruz. Ama vücudundan evvel her şey mukadder. Yani kainatta intizam ölçülendirmek. Proje mimari bir de gösteriyor ki her şey bir nizam ve intizamla yapılmış. Ama vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil. E dedi ki burada her şey olmadan yazılmış. Buna delil ise bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Yani bir ağacın yani Bediüzzaman Hazretleri o gün bunu DNA ve RNA demiyor ayıp olmasın diye. O gün DNA denilen bir şey yok. Diyor ki çekirdeklerin içindeki ince programlara bak diyor. Bugün teknoloji bilim adamları bilgisayar mühendisleri program ifadesini kullanıyoruz değil mi? Bediüzzaman diyor ki çekirdeğin programına bak diyor. Yani o asra göre 100 yıl öncenin 100 yıl ilerisinde kullanılmış bir ifadedir bu. Bugün bir çekirdeği inceliyorlar bilim adamları. O çekirdeğin kaç ton meyve vereceği, ağacının büyüklüğü ve kilosu ne kadar ağırlı olacak ve o ağacın kaç sene yaşayacağını çekirdekten görüyor. Ne oldu? Her şey vücudundan evvel yazılımı değil mi? Peki, annenin babanın Mesela bazıları çok ileri gidiyor bu işlerde. Bir damla su değil mi insanın yaratılışı? O bir damla nutfeye bakıyorlar. Diyor ki kardeşim diyor inceliyor. Senin çocuğun diyor sakat olma ihtimali çok kuvvetli diyor. Vücudundan evvel biliyor. Niye o damla inceliyor? Görüyor onu bak. Veya anne karnına yeni düşmüş, yeni cenin olmuş 40 günlük 50 günlük bir çocuğa bakıyor. Bu çocuk diyor 60 yaşında kanser olma ihtimali çok kuvvetli. Anne karnında tedaviye başlıyorlar. Bak ne oldu? çocuğun vücudu yok. Daha ayet-i ifadesiyle bir çiğnemlik etken bunlara müdahale ediliyor şu an. Daha ne delil olsun? Daha açık delile gerek var mı? Ne oldu? Her şey vücudundan evvel yasalıdır. Siz ne yapıyorsunuz? Bir çiçeği, bir çekirdeği 100 sene, 200 sene bir yerde bekletiyorsunuz. İçindeki program kayboluyor mu? Ya kusura bakma ya 10 sene bekledi ya çekirdeğin programı silinmiş. Ee toprağa atınca büyük bir ihtimal artık elma olmayacak da kiraz olabilir veya büyük bir ihtimal taş olabilir artık. Var mı böyle bir şey? Yok. Bir milyon sene beklese içinde program mahfuz kalıyor. Muhafaza ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın hafiz ismi muhafaza ediyor onu. Kaydediyor. Yani Allah'ın o kadar isimleri var ki hepimiz bileceğimiz. O çekirdeğin programında onu muhafaza ediyor. Aynı şekilde beni düşmandan musibetinden, düşmanın musibetinden ve ölümden veya başka şeylerden muhafaza ettiği gibi o hafiz ismi o çekirdeğin içinde o programı muhafaza ediyor. Öyle muhafaza ki şimdi bizim Fatih abiyle İbrahim. Bizim İbrahim Tamer de İbrahim yürürken bakıyor gülüyor arkasından. Niye gülüyor? Söyle bakalım niye gülüyorsun? Aynı babasının yürüyüşü. Gülüşü. Babasının yürüyüşü babasının gülüşü. Allah Allah. Nasıl anlayacağız? Bak tamam sureti anladık. Hadi şekili sebeplere havale ettik. İyi de adamın topuklarına basarken yürüme şekli nasıl birebir aynı ya? Bunu neyle izah edeceksin sen? He? Neyle izah edeceksin? Hadi söyle bakalım. Bak, ne olduğu her şey vücudundan evvel bir programla yazılmış. Öyle ki adamın oturuş şekline kadar, kalkış şekline kadar. Bu dersi yapıyorum Porsaklarda. Karşımda İsmail Kara Yusuf Kara var. İkisi de baba ol aynı şekilde oturuyorlar. <laughs> Dedim bakın işte bunun örneği bu ikisidir. Şimdi İbrahim'le Fatih abi beraberler. Şimdi acayip bir mana değil mi? Neyle izah edeceksin sen bunu? Hasan abi senin Sefa'yla ile de aynıdır ha. Çok bir farkınız yok. Herkes öyle ya. Bazen adam bakıyor Bakışından biliyor. Diyor ki ya diyor sen şunlardan mısın diyor. Ya nereden bildin? Kanın çekti diyor. Kan görülür mü yani? Kanın neyini görüyor da çekiyor adam? He? Kanın çekti diyor. Var da burada o tabir? Kan, kanını benzettim diyor. Lan nereden benzettin? Dayı mikroskopla baktın mı yani? İşte o budur işte. Yani senin şeklini, oturmanı, kalkmanı, gülmeni, kafanı sallamanı, yürümeni. Ya yürüyüş yürüyüş ya. Nasıl benzer yani? Benziyor işte. Neyi gösterdi? Her şey vücudundan evvel bir programda yazılıyor ve o program muhafaza ediliyor. Bir damla suyla aktarılıyor başka nesle. Başka birine. E buyur. Nasıl anlayacaksın sen bunu? Nasıl anlarsan anla. Ucu açık yani. <laughs> evet. Ama vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil. Bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Zira her bir tohum çekirdekler kaf Nun tezgahı. Nedir hafız kaf tezgahı? Eğer bilirsen benden de icazet alacaksın. Kün feyekün demektir. Kaf nun tezgahı. Kün fe yekün. Kün ol. Neye göre ol? Yazılı nun vel kalemi ve ma Kalemle yazılı olana tabi ol. Programa. Yani anlatabildim mi? Ayetlerin bunlar incelikleridir işte. Ama anlarsan, anlamasan bir şey yok. Hayatına devam et. Öyle mi? Heh. Evet. Zira kafnun tezgahından çıkan birer latif sandıkçadır ki kaderle tersim edilen, kaderle resmedilen bir filistecik ona tevdi edilmiştir. Kudret o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip, kudret o kaderin programına göre zerreleri çalıştırıp, istihdam edip o tohumcuklar üstünde o koca mucizat kudretini bina ediyor. Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakatı o çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Al buyur işte teknoloji daha yeni anladı. İnsanın başına ne geleceğini anne karnındayken daha tespit ediyorlar. Hatta bazen müdahale falan da ediyorlar. Böyle acayip şeyler. Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakatı ile o çekirdeğin o çekirdeğin Allah Allah. İçinde yazmış. Şimdi buna DNA yahut RNA diyorlar. Demek zira tohumlar maddeten basittir. Birbirinin aynıdır. Maddeten bir şey yoktur. Hem her şeyin miktarı muntazaması kaderi vazıhan gösterir. Evet hangi zihayata bakılsa görünüyor ki kader hikmetli ve sanatlı ve bir kalıptan çıkmış gibi bir miktar bir şekil var ki o miktarı o sureti o şekli almak veya harika, nihayetlerinde eğri bir ürün maddi kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun ilmi kalıplarla manevi ka kalıp maneviyle kudret-i ezeli o sureti o şekli biçip giydiriyor. Yani nasıl anlayacağız biz bunu? Eskiden şeyler vardı. Ee, eski Mercedes arabaların otomatik vitesleri kanallıydı hatırlıyor musunuz? Böyle şakşak şak geçirerek geldi. Kanal vardı. Şimdi dümdüz indiriyorsun değil mi? Veyahut hatta joystickle sadece dokunmatik yapıyorsun bu işi. Şimdi bu kanaldan bir şeye geleceğiz. O kanalda bir maksat var. Yani senin elinle attırdığın vitesi o kanalda gezdirerek o, o hamleyi aşağıdaki e mandallar vasıtasıyla yahut oradaki e yuvarlak o parçaların adı his ismi hatırıma gelmedi. Dişli. dişli çark da değil ama dişli çark diyelim sizin canınız sağ olsun. Onun bir adı var. Onlar vasıtasıyla yapıyor. Şimdi anne karnına düşen bir bardak su. Mesela bu bardak su. Çay. Neyin şeklini aldı? Suyun bir şekli yok. İçine girdiği şek bardağın şeklini aldı. O zaman akışkan şeylerde bir kaidemiz var bizim. Nedir? Akışkan şeyler bulunduğu kabın şeklini alır. Peki sual. Anne karnına düşen bir damla su. Nasıl olması lazım? Rahim nasılsa öyle olması lazım. Yani yuvarlak yumurta gibi bir şey olması lazım. Normalde öyle. Ya da annenin karnının eğer insan olabilmesi için... Aynen insan suyunda bir kalıp olması lazım ki o suyu oraya dökünce kalıp şeklinde kalıplanacak. Bu da mümkün değil. Hadi diyelim oldu. E, tırnak olan kesimler var. Öyle mi? Tırnakların bittiği yerler var, eklemler var, kinemler var. Allah Allah. Hadi hepsini kabul ettik. İyi de anne karnında böyle bir kalıp var mı? Yok. O zaman onu o şekilde istihdam eden zerratı bir program olması lazım. Ya olur mu ne alakası var tesadüfen oldu. Bilim adamları araştırmışlar demişler ki her bir insanın anne karnına düştüğü bir damla suyken bu uydurum ifadedir ama ben onlarınkini nakledeyim yine. Bir milyar ihtimalden bir ihtimaldir insan olması demişler. Bana göre nihayetsiz ihtimaldir. Çünkü şekli kare veya dikdörtgen olsa anne karnının dersin ki bir milyar ihtimal diyebilirsin. Yuvarlak olan bir şeyde insan olma sureti sonsuzdur. Yani sonsuz ihtimalden bir ihtimaldir. Geçen grupta birisi paylaşmış ya zar atıyor adam mesela. Bir zarı bir defa attın. İşte hepiniz biliyorsunuz. 6'da bir. İkisinin aynı anda 36'da 1. 1 milyonlara 2 milyonlara kadar gitmiş 4-5 defa zar atınca. Şimdi her defa aynı zar gelir mi? Gelirse bu işte bir şey var. Zar tut yani program yaptı derler. Şimdi anne karnına giren herkes insan suretini alıyor O zaman bu neyi gösteriyor bize? Bir kudretten program geliyor. Şimdi siyasi tezgahlardan bir örnek vereyim. Makineci olduğumuzdan. Tornalar uzaktan o kalem ve katerin döndüğü tezgahın üzerine, uzaktan o kadar hızlı gider ki. Programı yazdınız, starta bastınız, kapağı kapattınız. Çok hızlı gider. Gider oraya böyle, bazı hamlelerle böyle yakınlaşarak, sağa-sol, koordinata... Zannedersin ki orada bir kanal var, aynı arabanın joystick vitesi gibi veya o eski Mercedes'lerin vitesi gibi, o kanaldan geçerek gidiyor zannedersin. Ne? Peki, ben diyorum ki baktım kanal yok orada. Bu bana neyi gösterdi? Gidip o parçaya çarpmaması neyi gösterdi bana? Bir yazılım var, bir program var. E bugün ehli dalalet, yazılımı, programı, kaderi niye kabul etmiyoruz ama? Yani insan büyür. Eğer büyümek insanın zatında olsaydı, insan iki metre boyda, bir yetmiş boyda takılıp kalmaz, ne yapardı? Hayatlı. Hayatı boyunca ne 3-5'i ya? Hayatı boyunca uzardı yani. 16-17 yaşındaki uzadığımız hali düşünsene. Evet. Devamlı uzardı yani. Bir fiil uzardı. Şimdi küçük 3-4 aylık, 5 aylık çocukları görüyoruz. Bir hafta, iki hafta sonra görüyorsun bazı çocukları. Dün yok, kocaman olmuş. Şuna bak, ne diyorsun yani? Evet. <laughs> ya, ya, yani, ne olurdu düşün bakalım. Bak bir yere kadar uzuyor, bir yerden sonra duruyor. Kaş. Usturayla kesiyorsun kaşı, bir santim oluyor. Ama ondan sonra o uzamıyor. Ama saç usturayla kesse devam edip gidiyor. Ya arasında ne kadar fark var? Kök hücresi o hiçbir fark yok. O zaman ne oluyor? Hudut bekçisi olan melaike onu orada durduruyor. Kaderin yazdığı program diyor ki senin uzama boyun 12 milimdir. Daha uzayamıyor o kaş. Kirpikler bir yere gelip duruyor. Ya halbuki az gerisinde saç var ya. İşte yüzümüzdeki kıllar var yanaklarımızdaki. Onlar niye uzuyor? Bir kaderden bir program gelip onları o şekle sokuyor. Anlatabildim mi? Ne kadar ince şeyler var yani. Ve ne diyor adam? 12 yaşından sonra adamın ağzından diş çıkmaz diyor değil mi? Ya birisi de 13 yaşında çıksın. Ha, ne var o zaman? Program öyle yazılmış. 12 yaşına kadar dökülen dişler geri yenisi gelir. 12'den sonra gelmez. Veya ya senin boyun kısa diyorsun. Yaşın kaç? 18. Ha tamam uzamaz artık. Senin boyun uzayacağı kadar uzamış. Ya neye göre söylüyorum ben bunu? Kader işte öyle yapmış. Kader bugüne kadar bütün insanları 18 yaşında sonra uzatmamış. Bu neyi gösteriyor? Bir program. Ama nevinden şuzuz eden bir adam olsaydı veya 3-5 adam ya adam ömrünün sonuna kadar uzamaya devam etmiş. Böyle gittikçe gidiyor. Ne kadar uzayacağını da Allah bilir yani. 20 yaş dişi meselesi gibi. Bunlar bize neyi gösteriyor? Bir program var. İşte biz o programa iman ediyoruz. Kadere iman ettim demek imanın nihayet meratibinde bak ne oldu? Kader dersi döndü tevhid dersine. Elhamdülillah. Ne kadar ince, ne kadar detaylı nükteler bunlar. Evet. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkat et. Bak ki camit ve ca camit ve sağır ve kör ve şuursuz birbirinin misli olan zerreler onun neşvi nemasında hareket eder. Bazı eğri büğrü hudutlarda meyve ve faydelerinin yerini görür, bilir, durur, tevakkuf eder. Yani dal gidiyor gidiyor gidiyor. Şimdi şunu soralım. Hiç ağacın kökünden ayrılan ana üç tane dal ayrılıyor ya büyük. Şimdi kök, gövde. Ya hiç o yüzlerce binlerce dalı olan ağacın iki üç tane çıtılgısının dalının birbirle çatışıp bir yardığını gördünüz mü? Ya şu işte bak önümüzde duruyor kardeşim çiçek. Niye çarpışmıyor bunların yaprakları? Yani niye birbirine taarruz etmiyorlar? Bazen o CNC tezgahların programları bozuluyor. Gidiyor tam gaz katere çarpıyor parçalıyor tezgah. Ama bu mübarek mahlukların dönmesi gereken yerde gidip dönüyor değil mi? Dal gidip tam çarpacak. Hudut bekçisi olan melaike ona döndürüyor onu oradan. Kenardan geçip gidiyor. Neyle izah edeceksin sen bunu? İşte parmaklarımız. Bir çiğnemet. Ne olmasa da böyle devam edip gitmesi lazım. Ama avucumuzun içiyle sırtı aynı değil. Avucun içinde kıl yok. Hikmete bak. Hemen kenardan başlıyor. Sanki ayrı biten. Ama yapışkan yok. Öyle mi? Bak ne oldu? Sırtına döndü başka bir şey. Geldi. Bak beş parmağı ayrıldı. Beş parmağın bu parmak ayrı bir yere ayrıldı. E kardeşim bu kadar hikmetli ve sanatlı şey neyle yapıldı o zaman? Bir programla yapıldı. Nasıl ki burayı yapan bir programla yaptı. Öyleyse kainatı halk eden zat muhteşem büyük bir programla kainatı halk etti. O kainatın, kainat ağacının çekirdeği Nur Muhammed'i olduğu gibi o çekirdeğin oluşan oluşturduğu ağacın en mükemmel meyvesi de Zat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'dır. Ona da bir atıf yapalım. Mesela sen şu ağacı hayvana dikkat et. Dikkat et. Bak ki camit, sağır, kör, şuursuz birbirini misli olan zerreler. Aynısı yani. Aklı fikri yok, şuuru yok. Yani o zerreler görmez ki birbirini. Yani önlerinde bir navigasyon programı yok ki şuraya gideyim, buraya gideyim desin camit, cansız, şuursuz, aklı olmayan, gözü olmayan bu zerreler nasıl olur da göze gider? Yani ya yediğin havuç senin gözünü nereden bilir de gözüne gider kardeşim? Yediğin portakal senin hastalığın olduğu yerde akciğer enfeksiyonunu bilir de nasıl gider o C vitamini oraya? Yediğin limon eksik olan kısma nasıl gider? Nereden bilir ihtiyacı? Gör, şuursuz, camit, zerreler. Demek ki bir kader programı onları hikmetle tanzim ediyor. Hikmetle yerleştiriyor. Bazı eğri büyürü hudutları ve veya meyveleri faydaları yerini tanır, görür, bilir, durur, tevakkuf eder. Sonra başka ellere büyük bir gayeyi takip eder gibi yolunu değiştirir. Demek kaderden gelen bir miktar manevinin, kaderden gelen manevi bir ölçünün o, o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket eder. Çok kolay anlamak. Çok fazla izah veriyoruz belki. İşte yazılım veyahut da o yazılım olan bilgisayarın maddi cesedi. Madem o maddi görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var. Elbette eşyanın mürur zamanla giydikleri suretler ettikleri hareket ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Evet bir çekirdekte hem bedihi olarak irade ve evamiri tekviyenin ünvanı olan kitap mübinden haber veren işaret eden hem nazari olarak emir ve emir ve İlmi ilahinin bir ünvanı olan İmam-ı Mübin'den haber veren, remzeden iki kader tecellisi var. Abo üstadım çok derinleştirdim. Bir İmam-ı Mübin'den bir de Kitab-ı Mübin var. İmam-ı Mübin nedir? Kitab-ı Mübin nedir? Biri bedihi kader, biri nazari kader. İmam-ı Mübin Kur'an-ı Kerim'de geçen ayettir bunlar. Sarih aynen bu şekilde geçer. Fi İmam-ı Mübin, fi Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin Üç zamanımız var bizim. Nedir? mazi, müstakbel, şimdiki zaman. İmam-ı mübin geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana bakar. Ama daha ziyade hem geçmişe hem geleceğe bakar. Buna İmam-ı mübin denilir. Kitab-ı mübin de geçmiş ve gelecekten daha ziyade, hiç bakmaz değil, hale, ana, bu kata bakar. Anlık hadiseler, İmam-ı Mübin'den gelen programların kitabı Mübin'de vücut bulmasıdır. Kitab-ı Mübin vücut bulmuş halidir. İmam-ı Mübin de geçmiş ve gelecektir. İşte elbette eşyanın mürur zamanla giydikleri suretler ve ettikleri hareket ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Bir programla hareket eder. Evet bir çekirdekte hem bedihi olarak hem bedihi kader var hem nazari kader var. Bedihi olarak ap açık görünen irade ve evamiri tekviniyenin ünvanı olan kitabı mübin. Mesela burada ne göründü? Bedihi kader görünüyor. Yani bunun şekli, sureti nasıl açılacağı görünüyor şu anda. Buna bedihi kader deniliyor. Vücut bulmuş hali. Bir de nazari kader var. Mesela bedihi kader nedir? Benim şu anda gördüğünüz suretimdir. Kitab-ı mübinin tecellisidir bu. Bir de benim yarın 10 gün bir ay sonra vücudumun başına gelecekler. Saçımın ağarması, saçımın dökülmesi, sakalımın ağarması, vücudumdaki yaşlılık alametleri. Bunlar nerededir? Nazari kader. Nazari kader nedir? Geçmişe, geleceğe ve hale birden bakar kaderdir. Buna nazari kader denir. Bu nedir? İmam-ı Mübin'dir Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Kitab-ı mübinde geçmiş ve gelecekten ziyade daha fazla şimdiki zamana bakar. Buna Kitab-ı Mübin denilir. Şu anda Kitab-ı Mübin'den gelen Ali Osman'ı görüyorsunuz. Ama ima, İmam-ı Mübin'de nazari kaderde 50 yıl sonraki Ali Osman'ın sureti var. Hatta bazı programlar bir ara çok meşhur olmuştu ya. 50 yıl sonraki vaziyetlerini göster gerçeklik payı var. Yani bazı çizgileri insanlar o ilmi ilahinin düsturlarını kullanarak, düstur yani o düsturları kullanarak bu vücut diyor şu şekle gelir diyor. Çok böyle yakın tahminler yapıyorlar. İnsanların çok dikkatini çekti hatta Altında çok komple teorileri falan da kuruldu. Yani sanki insanların sosyal medyada resmi yokmuş da hiçbir yerde resimlerimizi aldılar Elli yıl sonra bulacaklar. Herhalde bize bir şey yapacaklar falan diye böyle değişik değişik insanlar hallere girdi. Yani neyse uzun meselemiz değil. Fakat işte vukuatıdır bu. Söyle bakalım Yunus abi. İma, kita, ıı, İmam Mübin ve Kitabübin nazari kader bediği kadar. İmam Mübin hangisiydi? İmam Mübin Geriş. Evet kitabı bin Dar. O zaman Kitab-ı Mübin anlık yani. Nazari kader hangisi o zaman? Nazari. Geniş. Her tarafa nazar ediyor. Bedihi vücuda gelmiş. Açık kader yani. Bu çekirdek, bu Ali Osman Bedihi kaderden geliyor. Kitab-ı Mübin şu anda beni böyle gösteriyor. Ama İmam-ı Mübin geçmiş, gelecek, hal hepsini gösteriyor. Burası incedir. Tabi çok detayları var. Fakat bu kadar karıştırmadan anlasak yeter bize. Bana yeter. Size yetmez tabii. Siz ilme hakikate susamış ağabeylerimizsiniz değil mi? Öyle değil mi Selahattin abi? Onun için şimdilik bize yeter. Bu incedir. Orayı bazıları karıştırır. Nazari kader ve bedihi kader nedir diye sorar. Ağabeylerimiz sormadan kısaca cevabını vermiş olalım. Evet. O çekirdeğin tazammetli ağacı maddi keyfiyat ve vaziyetleriyle heyetleridir ki sonra göz ile görünecek. Yani nazari kader vücuda gelecek yani. Nazari ise o çekirdekte ondan halk olunacak ağacın müddet hayatta geçireceği tavırlar ve vaziyetler ve şekiller ve hareketler ve tesbihler hatta tesbihatta var. Tarihçe hayat namıyla tabir edilen vakit ve vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller, o ağacın dallar ve yaprakları ve intizamlı birer kaderi miktarıdır kaderi, kaderden gelen bir programla o miktarın varlığıdır. Madem en adi, en basit eşyada kaderin böyle tecellisi var. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. Şimdi vücudundan sonra her şeyin sergüzeşli işte hayatın yazıldığına delil ise. Şimdi vücudundan önce yazıldığını anladık her şey. Yani kadere iman ettik. Allah olmadan her şeyi yazmış. İmanımız var buna. Şimdi adam diyor ya bunlar niye anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri? Eğer Allah diyor her şeyi yazsa benim ne suçum var? Rol mu oynuyorum diyor. Haşa. Şimdi üstad anlattı anlattı o kadar güzel bir silsileyle ki. Şimdi bunun tevhide bakan yolunu, uluhiyete bakan yolunu anlatıyor. Önce yazıldığını kabul ettik. Her şey vücudundan önce yazılmış. Bir çekirdeğin başına gelecek her şey var. Ali Osman'ın başına gelecek her şey DNA, RNA'sında kayıtlı yazılı. Evet şimdi. Şimdi bu büyük ağır hastalıklara diyor ya adam mesela sizin ailenizde diyor, kanser hastalığı var mı diyor. Genetik Genetik testi mi diyorlar? Gen testi mi diyorlar? Bazı insanlara tavsiye ediyorlar bunu. Genetik testi yaptır. Niye? Diyor senin hastalığın diyor eğer genetik testinde pozitif çıkarsa, kanser hastalığın annenden babandan sana gelmiş demektir. Diğer kardeşlerin o zaman incelemi alalım biz senin. Ama diyor genetik testi yaptırıyor. Negatif çıktı. Diyor ki tamam bu anneden babadan gelen değil. Sende hususi olmuş bu hastalık. Anlatabildim mi? Bak şimdi ne oldu? Al sana kaderin bütün programları görülüyor ve gösteriliyor. Aynen Öyle. Şimdi vücudundan sonra her şeyin sergüzeşli hayatında yazıldığına delil ise alemde kitab-ı mübin ve imam mübinden haber veren bütün meyveler levh-i mahfuzdan haber veren, işaret eden insandaki bütün kuvve-i hafızalar birer şahittir, birer emaredir. Evet. Her bir meyve bütün ağacının mukadderat hayatı onun kalbi hükmünde olan onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. İnsanın sergizeşte hayatıyla beraber kısmen aleminde hadisatı maziye, ma, kısmen hadisatı maziyesi ve kuvve hafızasından öyle bir surette yazılıyor ki güya hardal küçüklüğünde yani küçük çam çekirdeği kadar olan kuvve hafızasında desti kudret kalemi kaderiyle insanın sayfeyi amalinden küçük bir senet istinsa ederek insanın eline verip dimağının cebine koymuş. Subhanallah. Allahu Teala başımıza gelecek her şeyi aklımızın içinde bir merkeze, dimağımızın cebine koymuş. Bilim adamları araştırsınlar, bulsunlar, al sana bedi zamandan bir işaret. Başına gelecek her şey aklının cebinde var diyoruz. Demek ki bir yer var orada. Bu ifadeler tesadüf ifadeler değil ya. Dikkat etmek lazım onun için. Ta muhasebe vaktinde onunla hatırlatılsın. Değil mi? Hangi ayet? İze suhufu Sayfalar neşredildiği gün. Şimdi bu ayet-i eski zamanlı insan anlamıyor. Anlayamaz haklı da. Ama şimdi şu kameralar değil mi? Ben şunu yapmadım diyorsun. Adam diyor ki. Buyur yapmışsın sen bu hırsızlığı. İşte güvenlik kamerasına göre. Yani hard diskleri neşredin diyor. Sayfaları neşredin diyor. Aynen öyle Kur'an-ı Kerim'deki sayfalar neşredilsin. Şimdi çok güzel bir ifade. Hakime savcıya sen diyor ki ben bunu yapmadım. Ne diyor? Getirin bakalım şu bu adam hakkındaki soruşturmayı veya işte bu adam hakkındaki iddianameyi sayfalar değil mi? Sayfaları bir neşre diyorlar ki dosyayı getirin diyorlar. O dosyaya bir bakıyorlar ki hiçbir şey itiraz edemiyorsun. <laughs> e insanu en yutruke suda. Ya en yutruke suda. Yutruke değil mi? Bu insan hesaba çekilmeyeceğini mi zanneder? Biz o gün onların ellerini, ağızlarını, mühürleriz, elleri, ayakları konuşur. İşte buyur. Abi o zaman şey midir? İnsanın yazgısına bıraktığında, kendinde, fıtratında aslında onun kaderine bir yatkınlık var. İslam'a yatkınlık işte. İslam fıtratı dediğimiz şey budur. Aynen öyle. İslam fıtratı dediğim şey budur. Hafız. Buna bir bak bakalım, bir ikaz verdim. İslam telefon. İslam fıtratı dediğimiz şey işte bu manada. Bunu anlamamız gerekiyor. Evet. Ta muhasebe vaktinde onu hatırlat. Yani kayıt cihazları kayıt yapıyor. Hem ta mutmain olsun ki fena ve zeval ve her cümer cin. Her cümercinde beka için pek çok aynalar var. Kadir hakim zahirlerinden hüviyetlerini onlarda tersin ve ipka ediyor. Hem beka için pek çok levhalar var ki hafizi alim. Yani her şeyi hıfzeden alim bir zatın fanilerin manalarını onlarda yazıyor. El hasıl. El hasıl. Madem en basit, en aşağı dereceye hayat olan nebatat hayatı bu derece kaderin nizamına tabidir. Elbette en yüksek dereceye hayat olan hayat-ı insaniye bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kaderin kalemiyle yazılıyor. Evet, nasıl katreler buluttan haber verir? Damlacıklar bulutları gösterir bize yağmur damlaları. Reşalar bir su menbaını gösterir. Senetler, cüzdanlar bir defteri kebirin vücudunu işaret eder. Aynen öyle de. Şu meşhudumuz olan zih hayatlardaki intizamı maddi olan bedihi kader ve intizamı maneviyle hayati olan nazari kaderin reşaları, katreleri, senetleri, cüzdan cüzdanları hükmünde olan nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller bilbedahe kitab-ı mübin denilen irade ve evamiri tekviniyenin defterini ve imamı mübin denilen ilmi ilahinin bir divanı olan levhi mahfuzu gösterir netice-i meram bil müşahade görüyoruz ki her bir zihayatın neşvi nema zamanında her bir zihayatın neşvi nema zamanında zerreleri eğri bir hudutlara gider gider durur zerreler yolunu değiştirir ya işte bakın vücudumuzdaki halle ne oluyor? Kulağımızın çizilmesi. Ya bir kalıp yok. Eğri büğrü udutlara gidiyor, orada duruyor. Bunu durduran nedir? İki kulağımızın aynı olması. Ama bazen aynı olmuyor değil mi? Bir adam bir kulağı bazı insanlar var bir kulağı bir kulağından fazla oluyor. Allah-u Teala bize orada neyi gösteriyor? İstesem böyle de yaparım. İstesem böyle de yaparım diyor. O da programı gösteriyor bize. Yani standart değil, ülfet olmasın, tabiattan, kalıptan gelmiyor bu. İstesem öyle de yaparım, böyle de yaparım. Evet o hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer faide, birer maslahat semerleri verilir. Şimdi bu bizim telefonlarda Face ID var ya yani eğer gözünün birinde bir hata olsa açmayacak ya. Bak eşleştir. Peki iki göze aynı kodlamayı veren kimdir ya? Ama yok mudur istisna? Allah diyor ki istersen böyle de yaparım diyor. Gözünün içindeki kodu tanıyor ya, tarıyor. Subhanallah. Bakın telefondan tevhidi nazara veriyoruz. Zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Rumuzu tavazzuh ediyor. Zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor. Ya Hafız tasdik etti. Evet o hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer faide, birer maslahatı semere verirler. Bilbedahe o şeyin miktarı surisi, o şeyin suri miktarı bir kader kalemiyle tersim edilmiştir. İşte meşhut ve bediye kader, o hayatın manevi halatından dahi bir kader kalemiyle çizilmiş, muntazam meyveler hudutları nihayetler var olduğunu göstermiş, muntazam meyveler hudutları nihayetlerin var olduğunu gösterir. Kudret mastardır, kader mistardır. Yani kudret programa göre çizen bir kalemdir adeta. O yaptığı işlediği dokuma ise mistara göredir. Kudret o mani kitabın, manalı kitabın o mistar üzerinde yazar. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş, müsmir hudutlar hikmetli nihayet olduğunu katiyen anlıyoruz. Elbette her bir zihayatın müddeti hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünkü sergüzeşli hayatı bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor, suretler değiştiriyor, şekiller alıyor. Mesela burayı okuyunca hatırıma geldi şimdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye ne diyor? Ne diyor? Düşünün bakalım. Senin başının, senin saçını başının kanıyla yıkayacaklar diyor. Ne demek? Hatta yerini söylüyor. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan Efendimiz'e şiddetli diyor muhabbet etmesinin sebebi Cenab-ı Hak onların diyor nasıl feci bir şekilde katledileceğini göstermiş. Şimdi Peygamber Efendimiz'in mahiyet hatırıma geliyor. Şimdi bir yaşadığı vukuat var. Yaşadığı olaylar var. Efendimiz bizzat hanımının ölmesi, çocuğunun ölmeleri yetmemiş. 50 yıl sonra ölecek torununun da şeyi, mesuliyeti, ağırlığı, acısı üzerine yüklenmiş ya. Ne kadar ağır bir şey düşünebiliyor musun? 40 yıl sonra Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan nerede şehit edileceği gösteriliyor manen. Düşünebiliyor musun? Ya işte kaderin programları. Peki öyle diye Peygamber Efendimiz onlara haber verdi diye onlar kaderden kaçıyorlar mı? Yani ne demek kaderden kaçmak? Üzerine düşeni yapıyorlar. Hani Hazreti Ömer'den naklediyorlar ya. Sen kaderden kaçıyor musun deyince Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum diyor. Ne demektir bu? Eğer ilmin olmazsa anlamazsın bunu. Yani Allah onu öyle yapacak. Evet doğru. Ben de cüz irademi kullanacağım. Yine nasıl olursa olsun. Üstad ne diyor? Hatta diyor diyor onu şehit edeceği diyor Hazreti Ali tanırmış. Bilirmiş diyor. Ne garip. Veya işte Hazreti Osman radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim okurken şehit edileceğini nereden biliyor? Gece rüyasında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görüyor. Söylüyor nasıl olacağını, nasıl şehit edileceğini, etrafını nasıl sallacağını biliyor. Ne yapıyor gündüzden? Hazırlığını yapıyor. Avret yerim açılmasın diye kıyafetlerini giyiniyor. Ondan sonra hanımına diyor böyle böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'in musafın başında şehit oluyor. Hangi ayet? fiyekumullah <Sessizlik> Ve alim. Bak Allah'ın ilmini gösterdi gene değil mi? Kan hangi ayeti damlıyordu buna? Feseyek fiyekumullah. Yani onlara karşı sana Allah yeter. Bak ne oldu? Olacak her şey bir defterde yazılı. Ama yazılı olması onu cüz iradesini kullanmaktan nefiyetmiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh çok meseleleri bildiği halde onu üzerine düştüğü şekliyle yapmaya, şekillendirmeye çalışıyor. İşte biz de böyle. Her şey görünüyor kader programında. Tabi burada Peygamber Efendimiz manasından bir hakikat açıldığı için öyle okuduk. Elbette elbette her bir zih hayatın müddet hayatında geçireceği ahval, her bir zih hayatın müddet hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünkü sergüzeşli hayatı bir intizam ve mizan ile cereyan ediyor. Suretler değişiyor, şekiller alıyor. Madem böyle umum zihayata hayata kalemi kader hükümdardır, hükümrandır, hüküm veren odur. Elbette alemin en mükemmel meyvesi, alemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emaneti kübranın hamili olan insanın sergüzeşte hayatı yesi, her şeyden daha ziyade kaderin kanununa tabidir. Bu arkayla burada kalabiliriz. Burada çünkü bir suale geçiyor. Eğer desen kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiş elimizden almış desen diyor Üstad Burayı nasip olursa yarın okuyalım. Şimdilik bu kader tevhidi hakikati anlasak, hazmetsek bize kafidir. Subhaneke la ilme lana illa maallemtene inneke entel alimun hakim. Ve ahiru davahum enilhamdu rabbil alemin el fatiha.